أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا اللهم بزفر في الدنيا حسنة دنيا ديلك لرفر ve fil ahirete haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, beni affet Allah'ım. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumun hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Subhaneke seni tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbi şrahli. Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. İşimi bana kolay kıl. Vehlul ugdeten min lisani. Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti seyyidil musallin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, o yaratıcı, Kur'an'ında Kıyamet Suresinin hemen başında biz kullarına yemin ediyor. Mevla Teala Hazretleri Kur'an'ın birçok ayetine yeminle başlar. Neden yeminle başlıyor? Çünkü müşrikler içinde, Kur'an'ın indiği toplum içinde yemin çok önemli bir yer teşkil ediyor. İnsanlar birbirlerine bir şey inandırmak için muhakkak sözlerine yeminle başlıyorlar. İslamiyet'te, ticarette yemin etmek caiz midir? Caiz değildir. Yeminden sakınmak efter olandır. Allah Resulü Aleyhisselam bizi hep yeminden sakındırmıştır. Dürüst adamın yemin etmesine ihtiyacı yoktur. Ticaret yaptığınız adam ne kadar çok yemin ediyorsa o kadar sahtekar demektir. Buna dikkat ediniz. Allah Teala Hazretleri niye yemin ediyor? Allah yemin edebilir. Allah yarattığı şeylere yemin edebilir. Burada yarattığı birkaç şeyden, birkaç şeye yemin etmesinden bahsediyor. İki ayette. Kıyamet Suresinin ilk iki ayeti. Peki biz neye yemin edebiliriz? Çok zorda kaldık. Bir şeye yemin etmek zorundayız. Şahidimiz yok. O olayda haklı olduğumuza dair Allah'a yemin etmek zorundayız. Ne üzerine yemin edebiliriz? Üç tane yemin yapabiliriz. Vallahi, billahi, tallahi. Bunun dışında yemin yoktur. Yok Kur'an çarpsın, yok evliya çarpsın. Böyle yemin yok. Gençlerin arasında şu anda en meşhur yemin evliya çarpsın. Ya kardeşim evliyanın işi çarpmak mı? Böyle iş olur mu? Kur'an çarpsın. Yani Kur'an bir çarpıcı bir kitap. Çarpılıyorsun onu eline aldığın zaman. Yahudi kelime oyunlarından bazıları. Evliyayı ve Kur'an'ı kötülemek babında bunlardan uzak dur. Bunlara dokunma, bunlara yaklaşma. Yoksa çarpılırsın. Manasını bilinçaltımıza vermek için evliya çarpsın, Kur'an çarpsın yeminlerini gençlerimize öğretmişler. Gençler şu anda Allah'a yemin etmiyor. Neye yemin ediyor? Kur'an çarpsın diyor. Allah'ın kitabını aşağılıyor, alçaltıyor. Kardeşler bu caiz değildir. Vallahi diyebiliriz. Billahi ve tallahi. Bu üç yeminin dışında bize yemin caiz değildir. Hocam Allah bazen güneşe yemin ediyor, bazen yıldıza yemin ediyor, bazen kıyamete yemin ediyor, bazen insana yemin ediyor. O yapabilir mi? O yapar. Sahip o. Biz sahip değiliz. Biz hüküm veremeyiz. Biz verilen hükmü icra ederiz. Biz hakem değiliz. Biz futbolcuyuz. Biz oynarız. Kararları kim verir? Penaltıyı kim çalar? Hakem çalar. Futbolcu diyor ki çalacaksın. Bu penaltı olacak hocam. Hakeme istediği kadar baskı yapsın. Yaptırabilir mi? Yaptıramaz kardeşim. Yaptıramaz.
Hakem hükümleri koyandır, kuralları koyandır, düdüğü çalandır. Son nefes düdüğünü o hakem, hakim olan Allah çalacaktır. Dolayısıyla sahibi olduğu her şey üzerine Allah Teala yemin edebilir. Bu yemin kaidesi onu bağlamaz ama bizi bağlıyor. Allah Teala Hazretleri Kıyamet Suresinin başında şöyle başlıyor. Bismillah. La uksimu biyevmil kıyame. Hayır. Uksimu. Yemin ederim. Kasem ederim. Biyevmil kıyame. Kıyamet gününe yemin ederim. Bak ayet-i kerimenin başında önce Mevla Teala diyor ki hayır. Hayır. Ondan sonra yemin söylüyor. Uksimu biyevmil kıyame. Devam ediyor. Ve la. Yine hayır. Uksimu bin nefsil levvame. Kendini kınayan nefse de yemin ederim. İki ayet, ikisi de yeminle başlıyor ama birisinde Allah Teala Hazretleri kıyamete yemin ediyor. Birisinde Allah insanın içine vermiş olduğu bir kuvvete yemin ediyor. Nefis bir kuvvettir. Gözümüzle görmediğimiz bir manevi düşmandır. Ama yemin ederken Allah Teala kendini kınayan nefse yemin ettim diyor. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ Nefsi levvame, kınanan nefis, kendini kınayan nefis, Allah'ın sevdiği, Allah'ın razı olduğu nefis. Allah bu nefsi sever. Kendini kınamayan nefsi Allah Teala sevmez. Kardeşler, bu dünyada başımızdan birçok iyi şey geçtiği gibi, bu iyi şeylerden çok daha az misliyle başımızdan kötü şeyler de geçti. Başımızdan geçen bu kötü şeylerin akabinde birilerini suçladık. İnsanın tabiatındadır. Bir sıkıntılı durumla karşılaştığı anda birilerini suçlama ihtiyacı hisseder. Bu insan düşük kalibrede, düşük kalitede bir insansa kendisinin dışındaki herkesi suçlar. Başına bir olay geldi, bir ticaret yaptın, yanlış bir hamlede bulundun ve zarar ettin. Zarar ettikten hemen sonra bu tüccar suçlayacak birilerini arar. En son, bakın, en son bu tüccar kendisine bakar. Ben acaba bir hata yaptım mı? Nefsi asla kendisinin bir hata sahibi olduğunu beyan etmez. Suçu, kusuru hep başkasında arar. Bu nefsi emmare sahibi bir adam demektir. Başımıza gelen sıkıntılarda kusurları, suçları hep başkalarına atıyorsak, İsmail bak sen bana bunu yaptığın için başımıza bu geldi diyorsak, anne bak bunu yaptığımız için böyle bir sıkıntı yaşadık, hep senin yüzünden anne diyorsak, bu nefis emmare tabiatlı bir nefis demektir. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da nefsin 7 mertebesinden bahseder. Nedir onlar? Nefsi emmare. Birinci tabakadır bu. İlk tabaka. Emreden nefis. Yusuf suresinde geçer. Yusuf aleyhisselam ne buyuruyor? İnnen nefse le emmâretun bisû. Ben kendi nefsimi temize çıkartmıyorum. Allah'ın peygamberi aleyhisselam Yusuf suresinde diyor ki ben nefsimi temize çıkartmıyorum. Muhakkak ki nefis kötülüğü emreder. Bu nefsin birinci mertebesidir. Bu gibi tasavvuf meclislerine, bu gibi ilim meclislerine hiç gelmemiş bir adam nefsin birinci mertebesinde demektir. Karşılaştığı bütün sıkıntılarda ve bütün sorunlarda kendisinin dışındaki herkesi suçlar. İşi ileri bir haddeye götürdüğü zaman Allah'ı suçlar, peygamberi suçlar, anasını suçlar, babasını suçlar, Kur'an'ı suçlar, kitabı suçlar. Siz ülkemizde görmüyor musunuz? Kur'an'a düşman olan insanları. 1400 sene önceden kalmış olan çağ dışı bir kitabı mı okutacaksınız bize ya? Bas bas bağırıyorlar şimdi. Karşı oldukları şey Osmanlıca değil. Karşı oldukları şey Allah'ın ayetleri. Osmanlıcayı öğrenen bir adam Kur'an'ı öğrenmiş olacak. İstediği anda ufak bir çalışmayla, bir haftalık bir çalışmayla Kur'an-ı Kerim'i hareketlerle beraber okuyabilecek. Karşı oldukları şey Allah'ın kelimeleri. Bunlara karşılar. Bu adamlar niye buna karşı? Allah'ın kitabını suçluyor. Geri kalırız diyor. 1400 sene önce gelmiş olan bir kitabı okuduğumuz zaman geri kalırız diyor. Bu çok yanlış bir fikir. Bu çok yanlış bir akıl. Yüzyıllar önce elektriği bulmuş adamın kitaplarını okuduğun zaman hiç geri kaldığını söylemiyorsun. Yüzyıllar önceki kitap bu. 1000 yıllık yazma eserleri okuduğun zaman geri kaldığını söylemiyorsun. Niye onları okuyorsun ve bunlarda bizim için büyük ibretler var diyorsun? Çünkü onu insan yazdı. Sana dokunan bir şey yok. Allah'ın yazdığı olunca mevzubayız, hayatımıza müdahale ettiği için diyorsun ki bu bizi geriye götürür. Allah bizim hayatımıza müdahale etmesin diyorsun ve Allah'ın kitabını aşağılıyorsun. İşte bu emmare tabiatlı nefse kul olmuş adam demektir. Kim varsa Allah'ın dinine tahammül edemeyen bu adam emmare tabiatlı demektir. Sohbete tahammül edemiyor, ilme tahammül edemiyor,
açıklarının ve yanlışlarının bir nasihat vesilesiyle kendisine söylenmesine tahammül edemiyor. Nasihat işitmek istemiyor. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam buyuruyor ki eddini nasiha, eddini nasiha, din nasihattir. Nasihati olmayanın dini yoktur. Bu ne diyor? Benim ihtiyacım yok. Müslüman kardeşi ona gidiyor diyor ki kardeşim sana nasihat etmeye, kusurlarını söylemeye geldim. Baş başayız. Müsaade var mıdır? Bu kardeş gerçekten iyi bir kardeş demektir. Meclis içinde kardeşinin kusurlarını söylemiyor, teke tek onu yakalıyor. Yüzüne karşı onun eksiklerini söyleyecek. Kardeşim sende bu eksikleri görüyorum. Allah rızası için kendine çeki düzen ver. Sana bunları söylerken kendim bunlardan müstahni görmüyorum. Aynı kusurlar bende de var. Ama bizim dinimiz nasihat dinidir. Sana bu nasihati yapıyorum. Yarın öbür gün sen de bana gel, aynı nasihati yap. Der. Müslüman böyle söyler. Ama gittiği Müslüman şöyle diyor. Ey! Ne tavsiyesi, ne nasihati? Benim iki tane kusurumu söylersen, ben senin dört tane kusurumu söyledim. Diyor ve nasihat kapısı, davet kapısı kapanmış oluyor. Bu nefis, nefsi emmare demektir. Tasavvufta birinci basamak, Kur'an'ın bu ayetiyle sabit olan nefsi emmare demektir. Emreden nefis. Nefis bu adama emrediyor. Diyor ki nasihat kabul etme. İlme dair bir şey isteme. İlme talip olma. İlme ihtiyacın yok. Kendini kınama. Seni kınayacak olan adamlardan gelen sözleri hak bile olsa kabul etme. Bu tabiata nefsi emmare denir. Allah bizi kurtarsın. Amin. Kişi bir Allah yoluna girdiği zaman, o yolda daim olmaya başladığı zaman, ilimlenmeye başladığı zaman, silahlanmaya başladığı zaman, ilim demek silah demektir. Görünmeyen düşmanlara karşı neyle savaşacağız? İlimle savaşacağız. Bunlara kurşun işlemez. Evindeki en kaliteli bıçağı sallasan bu nefse şeytana işlemez. Nasıl savaşacaksın bunlarla? İlimle savaşacaksın. Ne kadar çok ayet hadis bilirsen, ne kadar fetva bilirsen, ne kadar sahabe ahlakı bilirsen o kadar kuvvetli olursun. Bunlardan ne kadar az nasipliysen, bu bilgilerden ne kadar az biliyorsan, dağarcığında ne kadar az varsa o kadar az yaşarsın. O kadar az yaşarsan, ne kadar az yaşarsan o kadar savunmasız olursun. Gece kapısı açık yatan adam duydunuz mu siz? Burada hepinizin evi var elhamdülillah. Allah bizi barışsız bırakmasın. Amin. Hepiniz evinizde gece vakti oldu mu saat 12 tak içeriden kilit vuruyorsunuz. Bir akşam biriniz şöyle bir şey yaptı mı? Ya bu akşamda bir heyecan olsun. Bir fantezi yaşayalım. Kapıyı açık bırakalım. Aranızda var mı fantezi yapan? Gece kapı açık kalsın diyen. Var mı böyle bir şey? Hepiniz kapıyı kilitliyorsunuz. Fantezi yaparsan hırsız girer. Hayvan girer, kedi girer, köpek girer. Kapıyı açık bulan girer. Bu kapı kapanmak zorundadır. Efendiler, kişi kendisini ilim denilen anahtarlarla ve kilitlerle donatmadığı zaman, o kalenin surlarını kuvvetlendirmediği zaman, kalenin kapıları açık demektir. Bir kalenin kapısı açık olduğunda, o kalenin duvarları ne kadar sağlam olursa olsun, oraya düşman girer, oraya düşman girer kardeşler. Bu düşmanın girmemesi için ne yapacağız? İlimleneceğiz. İlimleneceğiz, bu nefsi tanıyacağız. Şimdi Allah Teala Hazretleri bize üç tane dost verdi. Vücut denilen bir ülke verdi bize. Bu ülkedir. Beden ülkesi, topraktan yapılmadır. Bu ülkeyi üç tane kuvvet yönetir. Bu üç tanesi bir, akıl. Bu vezirdir. İki, ruh. Bu sultandır. Üç, kalp. Bu da müftüdür. Beden ülkesinde müftü, vezir ve sultan aynı fikriyatta olursa, güçlerini birleştirirse, aralarında ihtilaf ve çekişme olmazsa, ben baş olayım, sen baş olacaksın muhabbeti olmazsa, bu beden ülkesi selamette demektir. Allah bu bedenden razı olur. Bu bedenin içinde ve dışındaki iki düşman, nefs ve şeytandır. Dikkat buyurun. Üç tane dost verdi. Bunlar tabiat itibariyle, yaratılış itibariyle Müslümandırlar. Ama iki tane de kafir verdi Allah bize. Üçe iki. Şeytan, nefs. Hocam hangisi daha tehlikeli? Şeytan ve nefsten, yani bu iki tane kafirden. Bizi cehenneme atmak için gecesini gündüzüne katan, uyumayan, yemeyen, içmeyen. Bu iki tane kafirden hangisi daha tehlikeli? İç düşman hangisi ise o daha tehlikelidir. Şimdi ülkemizin dış komşuları var, dış düşmanları var. Dış düşmanlarımız, en büyük düşmanımız kim bizim? Bu Osmanlı torunlarının en büyük düşmanı? Amerika, İsrail, İngiltere. Bu üç taneden daha düşman Müslümanlara yoktur. En büyük düşmanlar bunlardır. Şu anda tek bir planları vardır. Osmanlı dirilmemeli.
Osmanlı geri gelmemeli. Çünkü dünya beştir. Beşten büyüğü kabul etmiyoruz. Altıncısı girmemeli. Aramıza yeni bir ortak olmamalı. Osmanlı gelirse bir olur. Çünkü evvelde 400 yıl boyunca bize liderlik yaptı ve bir oldu. O şerik kabul etmez, o ortak kabul etmez. Çünkü Allah'ın diniyle hükmeder. Peygamberin sünnetiyle hükmeder. Osmanlı dirilmemeli. Bunlar açık düşmanlardır. Şu anda şeytanın bedenimizin yanındaki konumu İngiltere, İsrail ve Amerika gibidir. Dış düşmandır. İç düşman nedir? İç düşman nefstir. Yakınlaştırayım. Paralel örgüt. Bu iç düşmandır. Namaz kılıyor gibi görünüyor. Oruç tutuyor gibi görünüyor. Zekat veriyor gibi görünüyor. Ama aldığı bütün paraları o polise veriyor, bu polise veriyor. Ona rüşvet veriyor, buna rüşvet veriyor. O savcıya rüşvet veriyor. Müslüman bir adam, namaz kılan bir adamın evine baskın yap. O namazını kılarken yatağın üstüne el bombalarını bırak. Geldiği zaman de ki bu el bombaları sen koymuşsun buraya. Demek ki sen terör örgütüsün. Sen bir terör örgütü koymuşsun. Sen bir terörist başısın de. Hemen içeriye al. Bu iç düşmandır. Nefis böyle bir şeydir. İçerideki düşman senin gibi göründüğü için, senden gibi göründüğü için dışarıdaki kadar açıkta değildir. Dolayısıyla bu iki düşmana karşı nasıl mücadele edeceğiz? Birleştireceksin. Birlikten kuvvet doğar. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Akıl, kalp, ruh. Bu üç kuvvet birleşmediği zaman bunlara karşı mücadele edemeyiz kardeşler. Mücadele edemeyiz. Allah Teala Hazretleri bizi yarattı ve bu üç kuvveti bize destek olsun diye verdi. Ama bu üç kuvvet şeytan ve nefse, yani solculara tabi olursa ne olur? Hakimiyet, bu devletin hakimiyeti İngilizlerin eline geçer. Paralelcilerin eline geçer. Yahudilerin eline geçer. Osmanlı gider kardeşim. Osmanlı biter. Dini yaşatan bu ecdat biter. Bu ecdadın bitmemesi için ne yapacağız? Ayette Allah Teala Hazretleri nefsi emmareye yemin etmiyor. Kur'an nefsin 7 mertebesini de sayar ama bir tek mertebeye yemin eder. Hangi mertebedir bu? وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ Allah kendisini levmeden, aşağılayan, kendisini kınayan nefse yemin ediyor. Allah bu nefsi seviyor. Kardeşler, bu yola emmare olarak girdik. Allah burada tutmasın. Yükseğe çıkmamız gerekiyor. Olduğumuz yerde kalmak ziyandır. Allah'ın Peygamber Aleyhisselam boşuna mı buyurdu? İki günü bir olan ziyandadır. Biz ne yapacağız? Yükselmemiz lazım, terakki etmemiz lazım. Meleklerde yükselme yok, terakki yok. Çünkü nefis yok. Çünkü şeytana bağlı değiller. Ama bizde hem şeytan var hem nefis var. Ne yapacağız? Ruh sultanı, akıl veziriyle ve kalp müftüsüyle bir olacak, böyle olacak. Ve mücadeleye başlayacak. Bu paralel örgütü, bu nefsi ezeceğiz ve kınayacağız. Allah'ın yemin ettiği nefis konumuna geçireceğiz. Ondan sonra Allah Teala Hazretleri bizi terakki ettirmeye, yükseltmeye başlayacak. Rabbim bize nasip etsin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Efendiler, nefsi nasıl kınayacağız? Allah Teala Hazretleri ikinci nefsin basamağından bahsediyor Kur'an'da. Kınanmış nefise yemin ediyor. Ama bunu nasıl kınayacağız? Nasıl düzelteceğiz? Nasıl zorlayacağız? Bu içimizdeki düşmanın sesini nasıl keseceğiz? Bu örgütü nasıl bitireceğiz? Bu örgütün yok edilmesinin yöntemi acı çekmektir. Acı çektireceğiz. Bu nefse acı çektirmediğin zaman bu kuvvetlenmeye devam eder. Çünkü nefsin gıdalarına bakalım. Yeme içme. Hepimiz yeme içmek zorunda mıyız? Mecbur, yemesek yaşayamayız. Ama bunu aşırıya götürdüğümüz zaman bu nefis kuvvetlenmeye başlıyor. İçimizde güçlenmeye başlıyor. Ve hayatı yemek için yaşayan bir adam konumuna geliyor. Hepimiz uyuyoruz, dinleniyoruz. Uyumadan yaşayabilir miyiz? Bu istek nereden geliyor? Nefisten geliyor. Aşırı olarak uyuduğun zaman Allah bundan razı geliyor mu? Razı gelmiyor, namazları kaçırırsın. İşine gidemezsin, evine rızık götüremezsin. Allah bundan razı değil. Dolayısıyla normalden daha fazla yattığın zaman işine 8'de değil de 11'de gittiğin zaman ne oluyor? Nefis kuvvetleniyor. O kınanan bir nefis olmuyor.
O nefis emmare nefis oluyor. Sana emretmiş. 11'e kadar yat. Patronsun sen zaten ya. 11'de gidersin işine. İslam'a uymuyorsun. İslam'a uyan bir adam erken saatte rızkının peşinde koşar. Rızık sabah namazından hemen sonra dağıtılmaya başlar. Sabah namazından hemen sonra. Sen sabah namazını kılıyorsun. Saat 11'de işe gidiyorsun. Rızık dağıtılmış. Bütün esnaf cebi doldurmuş. Dükkanlar rızıklarla, meleklerle dolu. Sen dükkanı saat 11'de açıyorsun. Sana diyorsun ki ya işte çok kesat bu ara hocam ya. Bana bir hayır dua et gel bir yemek yiyeyim hocam diyorsun. Hoca oraya Yasin okusa ne olur? Hatim okusa ne olur? Saat 11'de dükkan açıyorsun. Mübarek. Dolayısıyla bu nefis kötülüğü emreder. Ve kötülüğü emretmemesi için, nefsinin kısılması için, nefesinin sesinin kısılması için ne ihtiyacı var? Kınanması gerekiyor. Kınanması. Bir nedametle, bir pişmanlıkla üzülmesi gerekiyor. Darbe vurulması ve acı çektirilmesi gerekiyor. Acıyı nasıl anlatayım size? Bir futbolcu düşünün. Bu futbolcunun futbolculuk kariyerinde çok daha iyi yerlere gelebilmesi için bedenine biraz acı çektirmesi gerekiyor. Acıya izin vermesi gerekiyor. Bu acıya izin vermezse bu adamdan topçu olmaz. Hocam ne demek istiyorsun? Her idman saati bedene verilen sıkıntıdır, acıdır. Adam sana diyor ki 20 tane şınav çek. 20'yi çekiyorsun diyor ki 10 daha çek. Bu acıdır. Niye çektiriyor? Bir despotluk mu yapıyor? Nefsini mi tatmin ediyor? Sana bunu yaptıran teknik direktör, bu hoca sana niye fazladan şınav çektiriyor? Daha kuvvetli olmanı istiyor. Çünkü evrensel kaidedir. Seni öldürmeyen her acı kuvvetlendirir. Futbolcu idman esnasında ne kadar bedenini zorlarsa, ne kadar sağlam idman yaparsa, idmanına ne kadar fazla idman katarsa o nispetle kuvvetlenir. O nispetle güçlenir. İzlanda milli takımıyla bizimkiler maç yapıyor. İzlanda nüfusu 3 milyon. 70 milyonluk ülkemiz maç yapıyor. Bütün omuz mücadelelerini kim aldı? İzlanda aldı. Neden? Yarma gibi adamlar. Biz 2 idman yaptıysak bunlar 5 idman yapmış. Fizik yerinde. Futbolda fiziğin zayıf olması ne demek? Topa daha az sahip olman demek. Burada futbol dersine sokmayın beni kardeşler. Sokmayın beni buraya. Ama meseleyi anlayabilmek için, idrak edebilmek için örneklendirmem gerekiyor. Detaylandırmam gerekiyor. Topa bir futbol takımı ne kadar az sahip olursa o kadar çok gol yeme ihtimali var demektir. Rakibin gol atma ihtimali o kadar fazla olur. Çünkü istatistikler bize gösteriyor ki topa kim daha fazla sahip olursa onun maçı galip olarak bitirme ihtimali ve yüzdesi daha fazla oluyor. Bunlar istatistik. Rakamsal bilgiler. O zaman ne yapması gerekiyor? Fiziğini kuvvetlendirmesi gerekiyor. Ama hocam fizik için daha fazla idman lazım. Daha fazla idman için bedenini daha fazla yorması lazım. Daha fazla yorulması lazım ve hocasının kendisine vereceği acıya tahammül etmesi lazım. O şınavları, o mekikleri çekmezsen, o koşuları yapmazsan, o ağırlıkları kaldırmazsan, o ağırlığı, o lastiği beline bağlayıp da lastiğin tersine koşmazsan bu baldırlarını, bacaklarını kuvvetlendiremezsin. Kuvvetlendirmediğin zaman ne olur? 20 metreden şut atamazsın. Bizim Türkler bir şut atıyor, cılız. Avrupalı bir şut atıyor, 40 metre. Direğe vuruyor, öbür direğe vuruyor, tekrar direğe vuruyor. Kuvvet var. Neden kuvvet var? Aynı ekmekleri yiyoruz. Aynı yemeği yiyoruz ama farklı idmanlar yapıyoruz. Kim nasıl idmanı daha kuvvetli yaparsa o daha güçlü bir adam olur. Bu nefis denilen futbolcu var ya, buna ne kadar acı verirsek o kadar terbiye olur. O kadar kuvvetlenir ve o kadar kaliteli olur. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da nefsi yarattığını söylüyor. Ve şöyle diyor. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا O nefsi yarattı ve sonra ona ilham etti. Fücuru yani günah işlemeyi ilham etti ve takvayı, Allah'a saygılı olmayı, ibadet yapmayı ilham etti. Dikkat buyurun. Nefsi kim yaratmış? Allah yaratmış. Ve ona iki şey ilham etmiş. Nefsimiz hem günahı çok seviyor hem ibadeti çok seviyor. Burada iş nereye kalıyor? Aklımız, kalbimiz ve ruhumuzla bu nefsi iyi idmanlarla beraber ibadete sevk edersek bu nefis ibadetten lezzet alır ve tatmin olur. Kınanan bir nefis olur. Kınandığı zaman Allah'ın sevdiği bir ahlaka kavuşur. Ondan sonra bir bakarsın ki günah istemiyor, şer istemiyor. Bırak harama bakmayı. Gönlünden bile harama bakma isteği geçmiyor. Abdurrahman-ı Tagi Hazretleri vardır. Büyük tasavvuf ehli.
Mübarek şöyle diyor. Ey kardeşim, senin okuduğun şeriat gözün harama bakmasını yasaklıyor. Benim okuduğum şeriatsa kalbin harama bakmasını da yasaklıyor. Allahu Ekber, bu nasıl bir şeriat? Şeriat birdir ama o şeriatı zirvede yaşayan var, asgaride yaşayan var. Abdurrahman-ı Tagi birçok tasavvuf ehli gibi Allah'ın dinine zirvede yaşayan bir zat. Ne diyor karşısındaki avama? O nefsi emmaredeki adama diyor ki, senin okuduğun şeriat Allah kitabında harama bakmayı yasaklamıştır. Senin okuduğun şeriat budur. Sen gözünü haramdan sakınırsın ama kalbin kadına kıza bakmaktan hoşlanmaya devam eder. Ve bunun için fırsat kollar. Ama ben İslam'ı öyle bir anladım ki kalbim bile harama bakmayı istemez. İşte buna tasavvuf denir. İslam'ın zirvede yaşandığı bir anlayış, bir edep. İşte buna peygamber ve sahabinin yolu denir. Allah'ın selamı peygamberin üstüne olsun. Onlar İslam'ı zirvede yaşadılar. Bize asgariyi öğrettiler. En az bunu yaşayacaksınız dediler. Ama Allah'a daha yakın olmak istiyor musunuz? O zaman bizim gibi olacaksınız dediler. Nefislerini terbiye ettiler. Nefislerini düzene koydular. Bu öyle bir terbiye ki onlara bakıp etkilenen insanlar dediler ki biz asla bunlar gibi olamayız. Hasan-ı Basri'den örnek vereyim. Ne buyuruyor? Siz o Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahabilerinden bir tanesini görseydiniz, onlara deli derdiniz. Öyle bir nefislerini kınamışlar ki, Allah'ın dinine öyle bir dört elle sarılmışlar ki, bak ne diyor, onlardan bir tanesini görseydiniz, derdiniz ki bu deli. Onlardan biri sizi görseydi, bunlar Müslüman demezdi. Hasan-ı Basri Hazretleri bunu ne kadar zaman sonra söylüyor? 1000 sene sonra mı? Hayır, 70 sene sonra. 50 sene sonra. Hasan-ı Basri Hazretleri tabi'in dönemidir. 50 sene, 70 sene. Sahabeden. Hasan-ı Basri'yi 50 sene sonra insanlarda öyle bir bozulma oluyor ki, öyle bir nefisler kuvvetleniyor ki, insanlara bu nasihati veriyor. O sahabiler böyleydi diyor. Nefislerini kınadılar diyor. Bak bir tane sahabeden örnek vereceğim. İkinci halifemiz, Emir el-Mü'minin. Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Allah ondan razı olsun. Amin. Nefsi kınama konusunda, nefsi levvame konusunda tasavvuf ehlinin öncüsü, örnek aldığı en önemli zatlardan bir tanesidir. Hazreti Ömer, Allah'ın dinini, tasavvufu zirvede yaşayan bir adamdır. Bir gün halife ahırına giriyor. İneğin memesine ellerini koyuyor ve süt sağmaya başlıyor. Başbakan inekten süt sağar mı? Günümüzün başbakanı, cumhurbaşkanı inekten süt sağar mı? Anormal bir şey bu. Sen koca devlet reisisin. Bu iş yapılır mı? Allah Resulü'nün ikinci halifesi Emir el-Mü'minin kendi ineğini kendisi sağlıyor. Ziyaretçisi geliyor yanına. Bir bakıyor halife inek sağlıyor. Ya mübarek senin ne işin var? Hizmetçin var senin. Söyle o sağsın. Bırak bana ben yapayım. Sen İslam devletinin liderisin şu anda. Allah Resulü'nün vekilisin, halifesisin. Hazreti Ömer'in cevabı ne? Nefsimi kınamam lazım. Nefsimi kınamam lazım. Nefsimi terbiye ediyorum. Bırak yapayım. Bu tasavvuftur. Tasavvuf demek nefsi terbiye yolu demektir. Örneğini peygamber ve sahabisinden olur. Onlardan alır. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hazreti Ömer bizim için çok önemli bir örnektir. Bir gün hutbeye çıkıyor mübarek. Cuma esnasında sahabi-i kiram efendilerimize hutbe veriyor. Hutbe verirken bir yere geliyor ve şöyle diyor. Ey kardeşlerim, bu kardeşiniz bir avuç kuru üzüm için, bir avuç kuru üzüm için koyun güden bir çobandır. Bu kardeşiniz de sizin gibi bir insandır, diyor. Bu sözü söylüyor hutbe esnasında. Hutbeden sonra sahabiler diyor ki, bunu niye söyledin? Konuyla alakası yoktu. Ey halife, nefsimi kınamak istedim, diyor. Bu sahabiler nefislerini yerden yere vurmayı çok seviyorlar. Çünkü bu nefsi yücelttikçe azgınlaşıyor. Aramızdaki herkes övünmeyi çok sever. İyi yaptığı bir şeyler konusunda insanlara kendisini pazarlamayı çok sever. Bu konuda benden iyisi yoktur. Oo, halı saha maçlarında benden iyi forvet yoktur. Çok basit bir şey bu. Mahalle arasında yapmış olduğum bir halı saha maçı. Ancak nefsine bir pay çıkartır ve över. Bu nefse ne olarak döner? Kuvvet olarak döner. Nefsani bir kuvvet. Şehvani bir kuvvet olarak döner. O nefsi kınayacaksın.
kendini hiçbir konuda iyi göstermeyeceksin. Hep alçaltacaksın. Biz ne biliriz, biz ne anlarız diyeceksin. Halife Ömer gibi yapacaksın. Bir gün mübarek bir fakir görmüş bulunduğu beldede. Fakir fukaraya karşı o kadar hassas ki bizim halifemiz. Şöyle diyor. İslam toprakları içinde bir koyun açlıktan ölse Allah bunun hesabını Ömer'den sorar. Şu inceliğe bak. Ceddimiz bu kafada gittiği için dünyaya hükmetmişler. Kafa bu. Kurtlar bile dağlarda açlıktan ölmesin diye kurtlara leşlerin etlerini veriyorlar. Hayvan hasta olmuş, telef olmuş. Hemen alıyorlar o telef olmuş hayvanları, dağın köşelerine, kurtların bulunduğu yerlere bırakıyorlar. Hayvanlar yesin. Bizim ceddimiz böyleydi. Halife Ömer kafasıydı. Allah ondan razı olsun. Mübarek bir fakiri buluyor. Gidiyor Beytülmal'e, bir un çuvalını alıyor, sırtına atıyor. Allah Resulü'nün halifesi. Un çuvalı taşıyan başbakan göremezsiniz. Örneği ufaltıyorum. Belediye başkanı göremezsiniz. Ben İslam devletinin reisinden bahsediyorum. Un çuvalını taşıyan belediye başkanı göremezsiniz. Allah Resulü'nün halifesi un çuvalını aldı, sırtına attı. Oğlu Abdullah İbni Ömer, büyük fıkıh alimi, babasının yanına koşturdu. Babacığım, sen yapma bu işi. Müsaade et bana, ben sırtımı alayım. Çuvalı ben alayım, ben götüreyim. Nerede olduğunu söyle, o fukaranın ben götürürüm diyor. Hazreti Ömer ne diyor? Ne oldu diyor. Halifenin oğlu gücüne mi gitti diyor. Babanın un çuvalını taşıması gücüne mi gitti? Nefsine ağır mı geldi? Çekil yanımdan diyor. Nefsimi kınıyorum. Nefsimi terbiye ediyorum. Kardeşler, buna nefsin levvame denir. Nefsi levvame. Kınanan nefis. Allah bu nefsi sevdiği için Kur'an'da diğer nefis mertebelerine dua etmiyor, yemin etmiyor. Nefsi levvameye yemin ediyor. Bu nefis önemli bir nefistir. Bu nefsin bir örneğini Efendimiz Aleyhisselam'dan vereyim. Sahabiden verdim. Bir de Sultanımız Aleyhisselam'dan vereyim. Efendimiz Aleyhisselam'ı bir adam, bir bedevi arıyordu. Ben iman edeceğim diyordu. Koştura koştura Medine'ye geldi. O sahabiye sordu, dedi burada. Bu sahabiye sordu, dedi orada. Geldi Mescid-i Nebevi'ye. Dedi ki Allah'ın Resulü nerededir? Dediler ki buradadır. Gitti Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına. Dedi ki sen Allah'ın peygamberi misin? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki evet benim. Adam başladı titremeye. Karşısında bir, Allah tarafından görevli bir peygamber var. Allah ile muhatap olmuş. Onunla konuşmuş bir peygamber var. Kendisine kitap inmiş bir peygamber var. İki, bir devlet reisi var. Bu ise çölde yaşayan bir bedevi. Karşısında bir devlet reisi ve bir peygamberi görünce adam başlıyor titremeye. Adam titreyince Resulullah Aleyhisselam görüyor. Kardeşim diyor, heyecanlanma, sakin ol. Ben kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Kuru et yiyen bir kadının oğluyum ben. Ben bir insanım. Heyecanlanma diyor. Buna nefsi kınama, buna bir tevazu denir. Güncel deyimimizle tevazu denir. Nefsini kınamayanlar, dik başlı olanlar hep kaybederler. Hep kibirlenirler. Ancak nefsini kınayanlar, nefsini alçaltanlar sevilenlerdir. Allah'ın sevdiği insanlardır. Mevlana Celaleddin Rumi, tasavvuf ehli, tasavvuf erbabı, büyük zat ne buyuruyor? Nefsi kınamak gerçekten acı verir. Nefsi tezkiye etmek gerçekten insana büyük acı verir. Onun isteklerini yerine getirmemek acıdır, sıkıntıdır. Ama Allah'tan ayrı kalma acısının yanında esamesi okunmaz. Bu Allah dostu bize ne demek istiyor? Kardeşler, nefsini yüceltenler, nefsini övenler, kendini şişirenler, uçan balon gibi yükselmek isteyenler, ufak bir iğne darbesinde, ufak bir musibette patlar giderler. Patladı gitti olurlar. Nefsini yüceltenler Allah'tan uzaklaşırlar. Ama nefsine acı çektirenler, o futbolcu gibi idmana sabredenler güçlü bir yıldız olurlar. Dünyanın adını söylediği, isminden bahsettiği çok güzel, çok iyi bir yıldız olurlar. İşte Allah Teala Hazretleri bizi böyle istiyor. Nefsini kınayan kullardan olmamızı istiyor. Rabbim bize yardım etsin. Amin.
Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam buyurdu. İyi ve günahkar hiçbir nefis yoktur ki kıyamet günü kendini kınamasın. Bak burada kınamayabilirsin. Burada nefsini yüceltebilirsin. Burada nefsini çok methedebilirsin. Ama Allah'ın Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki ister iyi olsun, ister bu dünyada iyi yaşasın, isterse kötü yaşasın. Kıyamet günü her nefis kendini kınayacaktır. Hocam iyi yaşayanı anlamadık. Kötü yaşayan belli niye kınayacağı da iyi yaşayan niye kınıyor? Kardeşler mahşer gününe gittiğimizde, o tartının önüne geçtiğimizde, bize kitabımız gösterildiğinde herkes kınayacak. Nefsini kınayacak. Kötülük yapan şöyle diyecek. Ey nefsim sana tabi oldum, sana uydum. Ey şeytan sana tabi oldum, sana uydum. İşte gördün mü hesap günü geldi. O yalanladığımız, gelmez dediğimiz, daha gencim uzun vakit var dediğimiz hesap günü işte geldi. Keşke tövbe etseydim, keşke ibadet yapsaydım. Bu günahkar adam, bu namazını kılmayan adam, bu zikrini yapmayan adam nefsini kınayacak. İyi niye kınayacak? İyi de şundan dolayı kınayacak. Allah Teala Hazretleri sevaplarımı günahlarımdan daha çok yazmış. Defterim iyi çıktı. Sevaplarım daha fazla, cennete gidiyorum. Ama cennetteki mertebesini gördüğü anda ne diyecek? Ya Rabbi keşke daha fazla ibadet yapsaydım. Ey nefis, keşke seni dinlemeseydim de gece teheccüdlere kalksaydım. Ey nefis, keşke seni dinlemeseydim de Allah'ın zikrine kendimi alıştırsaydım. Her gün Rabbimi yatmadan zikretseydim. Onu zikretmeden uyumasaydım. Yastığa başımı koymasaydım. İyi olan kul da, cennete giden kul da kendisini bu noktada kınayacak. Cennete de kınayacağımız durum olacak. Cennette bizden derecesi üstün olan kardeşlerimizi ziyarete gideceğiz. Allah bize nasip etsin. Oraya gittiğimizde ne göreceğiz? Bizden üstün demek daha fazla nimet sahibi demek. Allah ona daha fazla nimet vermiş demek. Ne diyeceğiz biz orada? Allah'ım keşke daha fazla ibadet yapsaydım. Şu kardeşe verdiğin nimetlere bak. Onları bana da verirdin. Diyeceğiz ve nefsimizi kınayacağız. İşte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki orada kınama, gel sen burada kına. Eğer burada kınarsan orada daha az kınarsın. Burada kınarsan rütbeni gittikçe arttırırsın. Gittikçe yücelirsin. Yüceldikçe de Allah Teala Hazretleri seni daha çok sever. Yine bir temsille anlatayım bu nefsi kınama olayını. Bir tekvandocu düşünün. Uzak doğu sporu yapıyor. Bu uzak doğu sporu yapan adam müsabaka yapmazsa, kendisini dövüş konusunda geliştirmek için bir rakiple diyaloğa girmezse, göğüs göğüse mücadele etmezse, dövüş yapmazsa, ondan bazı darbeler yeme konusunda açık davranmazsa, yani acıya tahammül etmezse ondan dövüşçü olmaz. Dövüşçü olmaz. Rakipten bazı darbelerin gelmesine izin verecek. Şinav çekmesine, bedeninin şinav çekmesine izin verecek. Hocasının emirlerini yerine getirecek. 200 tane mekik çek diyecek hocası. Bu diyecek ki tamam ama acı veriyor bedenine. Acıya göğüs gelecek. Acıya göğüs gelmezse bedeni kuvvetlenemez. Kuvvetlenmezse müsabakaya çıktığı anda ikinci raundda güçsüzlükten dizleri titremeye başlar. Bu işi yapmış bir adam olarak tecrübeliyim. İkinci raundda dizleri titremeye başlar. Neden? İdman az yaptın. Müsabaka yapmadın. Tecrübe kazanmadın. Rakip nereden tekme atar? Nasıl savunmam lazım? Darbeyi nereye yersen daha az şiddet alırsın, daha az sıkıntı çekersin. Bunların hesabını yapmadın. Yani hülasa nefsini kınamadın. Kardeşim nefsini kınamadın. Şeytanla ve nefsinle hiç mücadele yapmadın. Bugüne kadar hep insanları suçladın. Allah aşkına Müslüman kardeşim ne zaman kendini suçlayacaksın? Soruyorum niye namaz kılmıyorsun? Hocam şu patron müsaade etmiyor. Anam böyle diyor, babam böyle diyor, arkadaşım böyle bakar. O böyle der, şu böyle der. Hep suçlu onlar. Bende problem yok. Yoksa ben içimde var hocam. İçimde var. İçimde varlı olur mu bir iş? Benim de trilyonluk olmak içimde var. Ama olmuyor. Olmuyor. İçimde varlı olmaz. Çalışacaksın. İşe gitmen gerekiyor. Bir gayret göstermen gerekiyor. Bu namazı kılmak için bir gayret göstermen gerekiyor kardeşim. Allah Teala Hazretleri o nefsi kınamanın yöntemini Kur'an'da nasıl anlatıyor? قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى Felah buldular. Onlar muhakkak felah buldular. مَنْ تَزَكَّى Nefsini tezkiye edenler, temizleyenler, kınayanlar, aşağılayanlar felah buldular. Allah Teala kurtulmuş olanları anlatıyor Kur'an'da. Kim onlar? وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ
Allah'ın ismini, Rabbinin ismini zikredenler, fesalle ve namaz kılanlar. Aranızda Allah'ın ismini zikretmeyen ve namaz kılmayan kim varsa onlar nefsini kınamıyor demektir. Herkes kendisini çek etsin. Burası hikaye anlatma yeri değil. Herkes kendisini çek etsin. Akşam evine gittiği anda, yastığa başını koyduğu anda düşünsün. Kardeşim, bugüne kadar insanları suçlamaktan geri çekinip kendimi suçladım mı? Allah'ın benden isteyip de yapamadığım şeyler için şu nefsimi, şu şeytanımı hiç kınadım mı? Nefsimi levmettim mi? Allah rızası için kardeşim, evinize gittiğinizde kendinizi suçlayın. O yastığa başınızı koyduğunuz anda 1000 tane boş şey düşünüyorsunuz. Bu akşam da 1000 tane boş şey düşünmeyin, 2 tane faydalı şey düşünün. Nedir o? Bugün ben Allah için ne yaptım? Bugün Allah rızası için nefsimin istemediği bir şey yaptım mı? Yok, yok, defter boş. Hep nefsin ne istiyorsa onu yaptım. Ya hadi bugün kendimizi bir şımartalım, bir İskender yiyelim be. Nefse gidiyor. Neticede bu mide peynir ekmekle de doyar, en kaliteli yemekle de doyar. Sen nefsini fazla şımartma, ara sıra peynir ekmek de ye. Ara sıra öğlen yemeğinde bir boş geç, bir boş geç. Müslüman kardeşlerim var şu anda dünyanın her tarafında aç. Ben de bugün nefsimi kınıyorum, ceza veriyorum. Yemeyeceğim be. Param da var. İş de yaptım, satış da yaptım. Bugün yemeyeceğim, nefsimi kınıyorum. Çin'de Müslüman kardeşlerimize namaz kılmayı yasaklamışlar. Şimdi bunlar komünist. Bu Çinliler komünisttir. Allahsızdırlar. Teknolojide ilerlemişler, dünyaya mal pazarlıyorlar. Arabistan'da satılan seccadeleri kim yapıyor? Bu kafir için yapıyor. Kim gidiyorsa, bir yerden seccade alıyorsa, o seccadede Çin markasıdır yazıyorsa ve hala o seccadeyi evine koyabiliyorsa bir daha benim sohbetime gelmesin. Allah rızası için kardeşim. Bu kafir kitapsızlar Müslüman kardeşlerimiz için kanun çıkarttılar. Kanun nedir? Yılbaşından sonra herhangi bir iş yerinde çalışan bir adam oruç tutarsa hapis cezası vardır. Komünist Çin. O komünizmi isteyenler neyi istiyor? Bunu istiyor. Ülkemizde komünistler var. Bir komünizm gelse de şu Müslümanların hepsini hapse tıksak be. Bunu istiyorlar. Çin budur. Örnek Çin'dir. Komünizmin son kalan kalesi Çin'dir. Kanun ne? Yılbaşından sonra çıkıyor bu. Her kim mesai saati içinde oruç tutuyorsa hapse atılacak. Her kim mesai saati içinde namaz kılıyorsa hapse atılacak. Bak, Uygurlu kardeşlerimize, Türk kardeşlerimize yaptıkları zulümlerden bahsetmiyorum. Dövmeler, yakmalar, falaka çekmeler, ellerini bacaklarını kesmeler. Bunlardan bahsetmiyorum. Ben Allah'ın hükümlerine olan kinlerinden bahsediyorum. Gökten gelen vahye karşılar. Dogma diyorlar çünkü. Bu uydurma diyorlar. Biz kendi vahyemizi kendimiz yaptık diyorlar. Komünizm. Karl Marx. Bizim tanrımız Marx'tır diyorlar. Bunlar Müslüman düşmanıdır. Bu adamların mallarını evinize koymamaya çalışın kardeşim. Allah rızası için ya. Hadi teknolojik alet çubuğu alıyorsunuz. Seccadeyi alma bari ya. Seccade bu ya. Bizim hem dinime küfür ediyorsun, bir de paramı almak için, cebimdeki paramı almak için benim dinimin ritüelinde gerekli olan bir seccadeyi bana satmaya çalışıyorsun. Kitapsız. Kitapsız. Müslüman hacılar Kabe'ye gidiyor. Kabe'nin etrafındaki esnaflara bir gidiyor. Hangi seccade daha ucuz diyor. Gelecek burada hacı arkadaşlarına hediyeler dağıtacak. Dağıtmazsa, hele ki bu hacı bir Arnavut hacıysa, Arnavutlar hacı hediye dağıtmazsa diyorlar ki bunun hacı kabul olmaz. Fetvayı da veriyor. Sebep? Hediye dağıtmamış. Allah rızası için kardeşim, var mı böyle bir kanun ya? Adamın yok parası. Anca denkleştirmiş, gitmiş oraya gelmiş. Git bir Allah kabul etsin de. Hurmayı çıkartıyor, beğenmiyor. Hani benim seccadem tesbihim diyor. Adam da bir vakit namaz kılmayan adam. Hem hayatında bir vakit namazı yok, hem seccade tesbih takke istiyor. Kardeşim ne yapacaksın sen bunu? Olsun olsun diyor, bulunsun diyor, elinde bulunsun. İleride bir gün 60'a 70'e gelince başlarım. Başladığım zaman da seccadem tesbihim hazır olsun diyor. Allah bunlara hidayet etsin ya. Amin. Rahmetli babam hacdan geldi. Tabii biz de hizmet yapıyoruz kardeşlerim, amcaoğullarım, akrabalar. Ne dağıtıyoruz orada? Hurma, zemzem. İnsanlara dağıtıyoruz. Zemzemi dağıtırken babamın arkadaşlarından bir tanesi orada götürdüm. Herkes aldı, o almadı zemzemi. Dedim ki abicim, zemzem bu, bak bir daha bulamazsın, nasip olur mu olmaz mı? Bu su bereketli bir sudur. Kaynağı Allah Teala Hazretleri'dir.
Bu suyun kaynağı bitmez. Bütün suların kaynağı biter, bunun kaynağı bitmez. İç bunu dedim. İçin temizlenir. Ne dedi bana biliyor musun? Ben içmem. Abi dedi niye içmiyorsun ya? İçersen dedi hacca gitmek zorunda kalırım. Sübhanallah, sübhanallah. Yalnız adam Arnavut değildi. Günahına girmeyeceğim bak, adam Arnavut değildi. Hatırlamıyorum şimdi nereli olduğunu ama Arnavut değildi. Ben bu gibi sözleri genelde Arnavutlardan duyuyorum ama bu adam Arnavut değildi elhamdülillah. Adam ne diyor bak, yani hac o kadar tehlikeli bir yer ki, o kadar kritik ve kötü bir yer ki, zemzemi içersem bir an evvel gitmek zorunda kalırım. Ben de onu istemiyorum diyor. Hacca gittim, bir hacıdan şu kelimeyi duydum. Çok üzüldüğüm anlardan bir tanesidir. Kardeşim bilseydim bu kadar zor bir yer olduğunu ben gelmezdim vallahi. Bu otobüs bu. Otobüs hacısı bu. Otobüs gibi gitmiş gelmiş. Allah bu cahillere hidayet nasip etsin. Bu neyi gösteriyor? Hayatında hiç sohbete gitmemiş. Hayatında hiç İslami bir kitap okumamış. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumamış. Gelmiş 60 yaşına. Esnaf beni ayıplamasın. Akrabalarım beni ayıplamasın. Maddi durumum da iyi. Şu hac görevini aradan çıkartayım. Beni aşağılamasınlar. Demiş. Hacca gelmiş. Geldiği zaman ne oluyor? Hac meşakkat demektir. Hadis-i şerif var. Vazifelerimiz var orada. Oraya gideceğiz, taş atacağız, buraya geleceğiz, Kabe'yi tavaf edeceğiz. Müzdelife'ye gideceğiz, vakfeye duracağız, gece çadırda kalacağız. Hayatı boyunca çadırda kalmamış adam çadırda kalıyor bir gece. Allah rızası için. Arafat'ta mecbursun. Kalmak zorundasın. Bunlar hep meşakkat. Bunlar hep sıkıntı. Adam ne diyor? Bilseydim bu kadar sıkıntı olduğunu ben vallahi gelmezdim diyor. Nasipsiz, nasibi yok. Gelmiş, dolduramamış. Kaseyi dolduramamış. Akıl başka bir yerde, kalp başka bir yerde, ruh başka bir yerde. Nefis ve şeytan o bedeni tahakküm etmiş. Almışlar artık. Kontrol onlarda. İşte nefsini kınamayan bir adam görmek isteyen bu iki adama baksın. Verdiğim iki örnek. Bismillah. İmam Gazali Hazretleri İki varlıktan bahsediyor. Birisi kınayan, birisi nefsini kınamayan. Dikkat buyurun. Bu varlıklardan bir tanesi ilk insan, bir tanesi ilk şeytan. İblis. İlk insan kim? Babamız Adem. İlk şeytan kim? Şeytanların babası İblis. Şimdi bu ikisinden bir tanesi hata ettiği zaman, Allah'ın yapma dediği şeyi yaptığı zaman, yani o meyveyi, ağaçtaki meyveyi yediği zaman Allah onu çıplak bıraktı. Ve dünya derinden bu aşağı yere gönderdi. Dünya etna demektir, aşağı yer demektir. Allah Teala Hazretleri onu buraya gönderdi. Ama o kişi, o Adem baba tövbe etti. Allah onun tövbesini kabul etti. Şeytan da bir hata yaptı. Allah'ın bir emrini çiğnedi. Secde edin emri geldiği anda ne dedi? Ben secde etmem. Allah birinin tövbesini kabul etti, birinin tövbesini kabul etmedi. Sebep, İmam Gazali Hazretleri Adem Aleyhisselam'ın tövbesini niye kabul etti diye 5 tane madde saymış. Neden Adem'in tövbesini kabul etti? 5 madde. Neden şeytanın tövbesini kabul etmedi? Şeytanı reddetti? 5 madde. Okuyorum. 1. Adem günahını itiraf etti. Ne buyurdu Adem Nebi? Allah'ım ben nefsime zulmettim, ben zalimlerden oldum. Sen bana dedin ki bu ağaca yaklaşma. Ben ağaca yaklaştım. Şeytan geldi beni kandırdı. Bana dedi ki Allah size neden bu ağaçtaki meyveyi yasaklıyor biliyor musunuz? Vallahi ben size nasihat etmeye geldim. Şeytanın gelişine bak. Şu zekaya bak. Vallahi ben size nasihat etmeye geldim. Sağdan geliyor. Bu şeytanın sağdan gelmiş hali. Allah size niye bu ağacı yasak etti biliyor musunuz? Bunun iki sebebi vardır. Bir melek olacaksınız. Bu ağaçtakini yediğiniz anda siz insanlıktan çıkacaksınız, melek olacaksınız. 2, sonsuz olarak cennette kalacaksınız. Bu ağaçtaki elmayı yiyin, sonsuz olarak cennette kalın. Yemezseniz bunlar olmaz ve kovulursunuz diye sözüm ona nasihat ederken Adem ve Havva'yı kandırdı, aldattı. Şimdi Adem Nebi aldandı, kandı ama ne yaptı? Günahını itiraf etti. Ya Rabbi sen bana emir verdin. Ben senin emrini dinlemedim. Sen beni affet. Kardeşler, günah işleyebilir miyiz? Biz peygamber değiliz. Adem Nebi günah işlediyse, hata ettiyse
Biz de hatalar edeceğiz, günahlar işleyeceğiz. Ama tövbemizin kabul olması için günahımızı Allah'a itiraf etmek zorundayız. Bu itiraf Hristiyanlarda pedere olur, bizde ise Allah'a olur. Allah'tan başkasına günah itiraf edilmez. Günahımızı Allah'a itiraf ederiz ve pişman oluruz. Nefsimizi kınarız. İkinci madde ne? Pişman oldu, üzüldü, nefsini kınadı. Ya Rabbi ben bu günahı işledim. Tövbe ediyorum ama içimdeki ateş, içimdeki ateşi de sen biliyorsun. Tefsir kitaplarımızda Adem kıssasını anlatırken alimlerimiz şöyle der. Gözyaşlarından oturduğu her yer yeşilleniyordu. Şimdi toprağa su attığımızda bir yerde belli bir zaman sonra orada yeşillik biter. Suyla beraber o cansız toprak canlanmaya başlar. Canlı bitkiler çıkartır. Adem Nebi öyle bir ağlıyor ki gözyaşlarından topraktan yeşiller bitiyor. Pişman olduğu ikinci maddesi bu. Üç, nefsini kınadı. Bunu ben yaptım. Bunu ben yaptım. Bu benim hatam dedi. Allah'ı kınamadı. Şeytan ne yaptı? Ya Rabbi sen beni saptırdın. Adem ne yaptı? Allah'ım ben saptım. Ben zalimlerden oldum. Şeytan ne dedi? Ya Rabbi senin beni saptırmana karşılık ben de bu insanların tamamını saptıracağım ve hepsini akın akın cehenneme sürükleyeceğim. Birisi Allah'ı suçluyor, birisi kendisini suçluyor. Bu dünyada cehenneme gidenlerin tamamı Allah'ı suçluyor. Suçlu o. Benim kaderimde öyle yazmış. Böyle bir şey yok. Seçimler senin. Allah sana özgür bir irade verdi. Senin nereye gideceğini bilmesi seni o konuda zorladığı anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Allah-u Teala nereye gideceğini biliyor mu? Biliyor. Kader budur. Olmuş ve olacak her şeyi bilir. Ama onun bilgisi bizi zorlar mı, zorlamaz mı? Zorlamaz. Zorlamaz. Bu böyledir. Ama ne diyor bu kaderiyeciler? Hayır. Allah Teala bana zina etmemi yazdığı için ben zina ediyorum. İçki içmemi yazdığı için ben içki içiyorum diyor ve suçu kime atıyor? Tıpkı şeytan gibi Allah'a atıyor. Adem ne yaptı? Allah'ım ben nefsime zulmettim dedi. İşte bundan dolayı affedildi. Dördüncü madde hemen tövbe etti. Günah yapıldı. Dur bu günahı bir iki defa daha işleyeyim sonra nasıl tövbe ederim. Bu cahil saçmasıdır. Kardeşler, şu meseleyi aklınızda bulundurun. Ne kadar günah işlerseniz işleyin, hemen peşinden tövbe yapın. Hazreti Ali'nin sözüdür. Ne kadar günah işlerseniz işleyin, hemen peşinden tövbe yapın. Tövbeyi geciktirmeyin. Çünkü bir an sonraya çıkacak mısınız, çıkmayacak mısınız belli değil. Belli değilse Allah'ın huzuruna iki şekilde çıkacağız. Ya o son yaptığımız günahlardan tövbe etmemiş şekilde çıkacağız. Ya da yalandan bile olsa, eksik bile olsa, samimiyet eksikliği bile olsa tövbe yapmış olarak çıkacağız. İki tane seçenek var. Hangisi daha iyi? Adem hemen tövbe etti. Affolmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Beş, Allah'ın rahmetinden ümit kesmedi. Şeytan ne yaptı? Artık ben böyle bir kötülük işledim. Allah'ın emrine asi oldum, daha beni affedemez dedi. Yani Allah'ın gücünü sınırladı. Bu yapılan günahı Allah affetmez, affedemez dedi. Allah'ın rahmetinden ümit kesti. Adem ne yaptı? Ben senin kapından başka bir kapıya gitmem Allah'ım. Beni ancak sen affedersin dedi. Affoldu mu? Affoldu ki peygamberlik verildi. Şeytan neden kovuldu? Neden affedilmedi? İmam Gazali onu da anlatıyor. Günahını itiraf etmedi. Önce bir günahımıza tövbe edeceğimiz zaman ne yapmamız gerekiyor? İtiraf edeceğiz. Allah'ım ben bugün bir yanlışa düştüm. Şöyle bir günah işledim. Senin kapına geldim. Sana günahımı itiraf ediyorum. Kalbimdeki pişmanlığı gör. Ya Rabbi, senin kelimelerin hürmetine, peygamberin Muhammed Aleyhisselam hürmetine bu yaptığım günahı affet. İşte bu günahı itiraf demektir. Şeytan itiraf etmedi. Çünkü kusurlu değil. Ben kusurlu değilim. Ben davamda haklıyım diyor. Şeytan hala haklıyım diyor. Ben insandan üstünüm diyor. Öyle bir kibir var ki nefsini kınamadığı için şeytanın da nefsi vardır. Dikkat edin ha. Cinlerin de nefsi vardır. Şeytan da cinlerdendir. Nefsini kınamadığı için, alçaltmadığı için ne oldu? Aşağılık oldu. Kovuldu. Ebedi olarak cehennemde müjdelendi. İki, yaptığına pişman olmadı. Allah secde et dedi, bu secde etmedi. Şu anda pişman mı? Hiç pişmanlığı yok. Bak size bir şey söyleyeyim. Şeytan şu anda tövbe etse Allah kabul eder mi? Ne diyorsunuz kardeşler? Hep siz bana soru soruyorsunuz. Eder değil mi? Neden?
Güneş daha batıdan doğmadı. Bak son işaret, kıyametin son işareti güneşin batıdan doğması demektir. Ondan sonra dünyada 120 yıl yaşanacak, bir tane Müslüman kalmayacak. Güneş batıdan doğduktan sonra kim iman etse fayda vermeyecek. O zamana kadar şeytanın tövbe etme hakkı var mı? Var. Dönüş yapma hakkı var mı? Var. Niye yapmıyor? Cevheri bozuldu. Yapmaz diyor Allah Teala. Yapmayacak diyor. Kıyamete kadar yapmayacak diyor tövbe. Çünkü bize karşı müthiş bir kini var. Tek bir derdi var. Cehennemde onunla beraber yaşamamız. Allah Teala Hazretleri bu hükmün aynısını birisi için daha söyledi Kur'an'da. Tebbet suresi. Ebu Leheb ölmeden 6 sene önce hükmünü verdi. Bu cehennem odunudur dedi. Bunun elleri kurusun. Kurudu da. Bu ve hanımı cehennemde odun taşıyıcısıdır. Tebbet suresinde bunlar anlatılıyor. Dikkat buyurun, bu sure geldikten 6 sene sonra Ebu Leheb öldü. 6 yıl boyunca iman etmeyeceğini, yalandan bile iman etmeyeceğini Allah biliyordu. Tıpkı onun hakkında hüküm verdiği gibi şeytan hakkında da hüküm verdi. Şimdi Allah'ın yazdığı bu hüküm, bildiği bu bilgi şeytanı zorluyor mu? Zorlamıyor. Gelsin bugün tövbe yapsın. Ehl-i Sünnet alimleri anlatıyor. Bir tefsir kitabında gördüm. Çıkartamadım şimdi. Şeytan Musa Nebi'yi görüyor. Diyor ki nereye gidiyorsun? Musa Nebi diyor ki Tur-i Sina'ya gidiyorum Rabbimle görüşmeye. Şeytan diyor ki Rabbime giderken desene. Şeytanı affet. Ben tövbe ettim. Allah beni affetsin. Musa Nebi şaşırıyor, keyifleniyor. İnsanlık büyük bir düşmandan kurtulacak. Sadece nefsi kalacak diyor. Keyifli bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkıyor. Yaptığı konuşmalardan sonra şeytanın isteğini, talebini beyan ediyor. Şeytan dedi ki ya Rabbi Allah beni affetsin. Allah işitmiyor mu? İşitiyor. Ama peygamberinden bunu işitiyor şimdi. Allah Teala Hazretleri diyor ki şu şartımı yerine getirirse git ona söyle onu affedeceğim. Musa Nebi şeytana geri dönüyor. Şeytan diyor ki ne oldu? Ne oldu? Telaşa yüklü. Musa Nebi'ye soruyor. Ne oldu? Allah beni affetti mi? Ne söyledi? Musa Nebi diyor ki Allah seni affedecekmiş. Bir tek şartı var. Nedir o şartı? Adem'in kabrine gitsin, secde etsin. Onu affedeceğim. Şeytan ne diyor? Ya ben onun dirisine secde etmedim. Ölüsüne mi secde edeceğim diyor. Ay be. Şu kibre bak be. Dirisine secde etmedim diyor. Ölüsüne mi edeceğim? Kibre bak. Bize olan kini budur işte. Düşmanınızı tanıyın kardeşim. Düşmanınızı tanıyın. İşte bu cevheri bozulduğu için iman etme ihtimali yok. Mühürlenmiş artık. Mühürlenmiş. Hemen tövbe etmedi. Dördüncü madde. Hemen tövbe etmediği için helak oldu. Yaptığı günahın akabinde hiç zaman geçirmeyecekti. Ani karar verecekti. Zamana yaymaya çalıştığın zaman dur biraz daha geçsin dediği anda şeytan kandırıyor. Nefis kandırıyor. Sabah namazında bunu çok görürsünüz. Sabah ezanı okunuyor. Allah Teala bir meleğini yollar. Sizi dürter. Tak gözleriniz açılır bazen. Hala yatakta yatıyorsunuz. Kış. Kombiyi kapatmışsınız fazla gelmesin diye. Üstünüze iki tane yorganı çekmişsiniz. Hava buz. Ezanı da işitmişsin. Şimdi imtihan geldi kardeşim. Şimdi imtihan geldi. O anda şeytan yanına gelir. Bak gözlerin açıldı. Allah'tan davet geldi kardeşim. Şeytan o anda yanına gelir ve şöyle der. Dur ezan bitsin. Dur bir ezan bitsin ya. Ezan bitsin kalkacaksın zaten. Senin kötü bir niyetin yok ki. Dedi mi? Dedi. Dur yorganı biraz daha üstüne çek. Ezan bitene kadar bari üşümeyesin. Rüzgar girerse sırtından. Sabah işe gidemezsin. Helal rızık var burada. Aa ayvayı yedin. Felsefeye girdim. Felsefe, şeytanla felsefe yaptın mı ayvayı yersin. Muhakkak o kazanır. Bunun sebebi şudur. O ölümsüzdür. Binlerce yıllık bir felsefe birikimi var. Sen ölümlüsün. 50-60 sene. Ömrün kısa. Onunla fikir yarıştıramazsın. Ne yapacaksın? Ezanı duydun. Gözlerin açıldı. Zıplayacaksın. Zıplayacaksın. Allah'ın hükmü gelince yorganı üstüne çek. Komutanın koğuş kalk tabiri gelince tak ayağa kalk hemen. Sen sahtekarsın Müslüman. Sen sahtekarsın. Ben askerde acemi birliğinde sabahın beşinde geliyorlar. Ranzaya vuruyorlar. Ellerindeki o joplarla. Bum 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 bum. Koğuş kalk. Sabah beş mübarek ya. Koğuş kalk. Hemen tak 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 kalkıyorum. 2 dakika içinde şak 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 hazırlanıyorum. Sabah namazından dolayı idmanlı olduğumda için bu benim için çok kolay. Askerler boyun bunu yapıyorlar. Ağır hareket ediyorlar. Kalkamıyorlar falan.
Kovuş kalk tabirini duyduğum anda zıpkın gibi ayağa kalkıyorum. Neden? Ben Allah'ın hükmüne kalkmışım. O benim için çok kolay, çok basit. Burada gözümün gördüğü bir amir var. Ve bana devletin emrini veriyor. Kovuş kalk diyor, idmana başlayacağız diyor. Bu vatanı savunabilmen için diyor erken saatte kalkacaksın, erken yiyeceksin ve erken idmana gideceksin. Bu rütbeliye saygı duyuyorsun, korkuyorsun ve kalkıyorsun. Ama rütbelilerin tamamından daha üstün olan, bütün yıldızların sahibi olan Allah Teala'dan hiçbir sakıncan, hiçbir çekincen yok. Sabah namazına kalkamıyorsun. Sende bir eksiklik var kardeşim. Akli olarak zayıflığın var. Bu aklını kuvvetlendir. Efendiler, yine Kur'an'da Musa Nebi de yaptığı bir hatadan hemen sonra neyi kınadı? Kendisini kınadı. Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayından ayrıldığı zaman bakıyor ki iki tane adam kavga yapıyor. Musa Nebi de bu ikisini ayırmaya gidiyor. Adamlardan bir tanesi kendi toprağı, kendi vatandaşı. Adam diyor ki bu adam bir zalim, beni öldürmek istiyor diyor. O kendisini kovalayan kişi için. Musa Aleyhisselam da ayırmaya çalışırken adama bir tokat sallıyor. Allah'ın peygamberi çok kuvvetliydi. Tokadı yediği anda adam, yumruk değil dikkat edin. Tokadı yediği anda adam ölüyor. Allah'ın peygamberi bir insanın katili oluyor. Bu bir hatadır. Bu bir günahtır. Allah-u Teala peygamberi bir hata, bir günah işlediği zaman ne yapar? Hemen onu ikaz eder ve düzeltir. Adem'in ağaçtan, yasak ağaçtan yemesi nasıl bir hataysa, bir zelle ise Musa'nın da bir adamı öldürmesi bir zelledir. Musa Aleyhisselam ne diyor? Bu adam bir zalimdi, ben öldürdüğüm için haklıyım mı diyor? Hayır. Allah'ım inni zalemtu nefsiyi. Muhakkak ki ben nefsime zulmettim. Sen beni affet ya Rabbi. Allah'ın peygamberi Allah'tan af diliyor. Mevla ne diyor devamında? Biz de onu affettik. Ne yapacağız biz? Bu bizim için örnektir. Bir peygamber bile bir zelle işliyor, bir hata işliyor. Hemen peşinden tövbe ediyor. Allah'a yalvarıyor. Allah onu affettiyse bizi de affedecektir kardeşler. Yine sohbetlerimizin başında bir peygamberin duasını okuruz. Kur'an'da geçen. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimi. Kimin duası bu? Yunus Aleyhisselam'ın duası. Allah'ın peygamberi Yunus Aleyhisselam'a emir geldi. 40 gün boyunca o kavimde duracaksın. O kavimde tebliğ yapacaksın diye. Yunus Aleyhisselam ne yaptı? 37'yi gördü, dedi ki bunlardan hayır gelmez. Kavmini terk etti. Allah'ın emrini çiğnedi. Allah'ın emrini çiğnediği için ne yaptı Allah Teala Hazretleri? Bir kura sonucu onu gemiden denize attırdı. Denizde bir sınav, bir imtihan olarak bir balık onu yuttu. Balığın karnında hangi duayı yaptı? İşte bu duayı yaptı. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Subhaneke seni tenzih ederim. İnni kuntu mine zalimin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Kimi kınıyor? Nefsini kınıyor. Nefsini kınıyor kardeşler. Bunda bizim için büyük ibretler vardır. Bu nefsi kınamazsan, bu nefsi yükseltirsen Allah'ın sevdiği bir kul olamazsın kardeşim. Nefsi kınamanın iki tane yöntemi vardır. Bir, riyazet. İki, mücahede. Riyazet, nefsin isteklerini yapmamaktır. Ne ister nefis? Namaz kılmayacaksın. Küfredeceksin. Kadınlara bakacaksın. Yalan söyleyeceksin. Dünyaya tamah edeceksin. Hırsla dolacaksın. Nefis bunun gibi sayamayacağın binlerce kötü ahlakı ister. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Riyazet. Nefis bunu istiyorsa bu kötü demektir. Nefsin isteklerini verirsem onu şımartırım, onu kuvvetlendiririm. Sonra sözüm ona geçmez. Yeter mi? Riyazet yeterli mi? Yetmez. Mücahede olacak. Nefsin istemediklerini yapacaksın Hazreti Ömer gibi. Oo. Ne yaptı? Şimdi un çuvalını sırtına alıp fakir fukaraya götürmek nefsin istediği bir şey mi? Biz ne yapıyoruz? Zekatı, parayı fakire veriyorsan ne alırsan al diyoruz. Elimize poşet alıp götürmek, bırak un çuvalını sırtımıza almayı, poşet alıp götürmek zul geliyor, ağır geliyor. Ama şimdi insanlar bizi görmesin. Ya ben mi uğraşacağım ya? Al şu parayı kendin al. Kına nefsini, kendin götür. Kendin götür. Fakire kurban etini kendin dağıt.
Bizim Arnavutları devamlı yeriyorum ama bak bu kurban eti dağıtma konusunda bizimkilerden öne kimse geçemez kardeşim. Allah razı olsun, kurbanları keserler ve etleri kendi elleriyle fakir fukaraya, yiyemeyenlere dağıtırlar. Kendin yapacaksın hayrını. Göreceksin. O adamın bu ete nasıl muhtaç olduğunu, eti alır alınmaz yüzündeki ifadeyi göreceksin. Nasıl sevindiğini göreceksin. Ki kurban bayramının dışındaki zaman da ona yardımcı olabilirsin. Hazreti Ömer'i tanımayanlar, Hazreti Ömer'in nefis terbiyesini anlamayanlar, idrak etmeyenler bugün Hazreti Ömer'e iftira ediyorlar. Aşağılıyorlar. Yalanlar uyduruyorlar onun hakkında. Şimdi sapık bir hoca var. Televizyon sahibi sapık bir hoca. Ehl-i sünnet düşmanı, sahabe düşmanı, ehl-i sünnet alimlerinin düşmanı. Hazreti Ömer'e iftira ediyor. Ne diyor? Allah'ın Resulü'nün ikinci halifesi için. Ömer ezanı değiştirdi. Sizin bilmediğiniz bir şey söyleyeyim mi? Cemaatte bakıyor. Aa, bilmediğimiz bir şey söyleyecek. Bakalım neymiş? Ömer ezanı değiştirdi diyor. Haşa ve kella. Yalana bak. Yalana bak. Hiçbir ehli sünnet kitabında Hazreti Ömer Efendimizin ezanı değiştirdiğine dair bir tabir bulamazsınız. Neden? Çünkü hadis kaynakları önümüzde. Sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselam'a soruyor. Ey Allah'ın Resulü, nasıl ezan okumam lazım? Allah Resulü Aleyhisselam Allahu Ekber'den başlıyor. La ilahe illallah'a kadar bugünün ezanını sahabiye söylüyor. Hadis sahihtir. Müslim hadisi. Peşinden de şöyle diyor Efendimiz Aleyhisselam. Sabah namazlarında bu ezanı okuyacağın zaman şöyle diyeceksin. As-salatu hayrun minennevm. Bunu ekleyeceksin diyor. Namaz uykudan hayırlıdır. Ezan bu. 1400 yıldan beri gelen ezan bu. Ama bu ne diyor bu? Sahabe düşmanı, sapkın hoca. Ömer ezanı değiştirdi. Siz bilmiyorsunuz. Ben Şii imamlarından böyle öğrendim diyor. İmamın Şii olursa böyle olursun. Mürşidin karga olursa pisliğe gidersin. Pisliğe gidersin. Binlerce, on binlerce ehli sünnet alimi varken 3-5 tane çapulcu, sahabe düşmanı Şii aliminden ne öğrenebilirsin ki? Ancak sahabe düşmanlığını öğrenirsin. Başka bir şey öğrenemezsin. Bu attığı bir iftiradır. Nefis terbiyesi yapmış olan Ömer'e, benden sonra bir peygamber gelseydi bu muhakkak Ömer olurdu dediği o Ömer'e attığı bir iftiradır. Kardeşlerim bana soruyor, hocam diyorlar. Bu televizyon sahibi hoca, malum şahıs, bu dinimize kasteden sünnet düşmanı, sahabe düşmanı adam, İmam Ahmet bin Hanbel'e iftira atmış diyorlar. Ben de diyorum ki kardeşim Ahmet bin Hanbel ne? Adam Hazreti Ömer'e iftira ediyor ya. Hazreti Ömer'e iftira ediyor. Ahmet bin Hanbel Hazreti Ömer'in neyi olur? Ayağının tırnağı etmez. Ahmet bin Hanbel hakkında demiş ki İmam Ahmet sultanlarla çakıştığı için onların gönlü kırılmasın diye, halifelerin gönlü kırılmasın diye hadis kitabı, hadis külliyatı müsnedinden bütün zalim sultanlarla alakalı olan hadisleri hepsini kaldırmıştır. Tümünü kaldırmıştır. Bu hocanın iftirası. Kime atıyor bu iftirayı? İmam Ahmet bin Hanbel'e. Allah sana hidayet versin. Allah sana hidayet versin. Çok sapkın bir yola girdin sen. Çok sapkın bir safa girdin sen. Düşman edeceğin, düşman edineceğin, düşmanın belleyeceğin insanlar iyi insanlar değil. Tam tersi, çok hayırlı insanlar. Hayırlı insanları düşman belledin sen. Çok sapkın bir yola girdin. Kardeşler bana diyor ki Ahmet bin Hanbel'e iftira etmiş. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde en az 20 tane zalim sultanlarla alakalı hadis bulursunuz. En az 20 tane. Biraz araştırsanız belki 40'a 50'ye çıkar. Neden böyle söylüyor? Çünkü alimlerimizi kötüleyip alimlerimizin kitaplarını okumaktan bizi men etmeye çalışıyor. E peki biz ne okuyacağız? Bu gibi dünya perestlerin, bu gibi dinini az bir dünya menbaı karşısında, menfaati karşısında satanların kitaplarını alacağız, okuyacağız. Ne Ahmet bin Hanbel'i, ne İmam-ı Azam'ı ya? Bırakın onların kitaplarını. Al benim kitaplarım var burada. Yeni bir din getirdim. Peygambersiz, sünnetsiz, hadise gerek olmayan yeni bir din getirdim. Ben reformistim, ben oryantalistim, benim kitaplarımı okuyun diyor. İftira ediyor. Hazreti Ömer'e iftira etmiş adam Ahmet bin Hanbel'e hava da iftira eder. Ne diyor Hazreti Ömer için? Bu da başka bir iftirası. Hazreti Ömer çok celalli bir adamdı. Oo, benim çok önder gördüğüm bir adam, en sevdiğim sahabilerden. Ama Uhud Savaşı'nda ilk kaçan Hazreti Ömer'di. Vay seni sahtekar seni. Vay seni yalancı iftiracı seni. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar bozguna uğradılar. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir emrini dinlemedikleri için
o tepedeki 50 okçu tepeyi terk ettiği için arka taraftan Halid bin Velid, müşriklerin kumandanı geldi, atlılarla bizi dağıttılar. Savaşı kazandılar. O esnada bir kargaşa oldu. Sahabenin 30 kadarı Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında etten bir duvar ördüler. Bu sahabeden, bu 30 kişiden bir tanesi kim? Hazreti Ömer. Allah ondan razı olsun. Şimdi bu ne diyor bu? Diyor ki ilk kaçan Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer'e olan bu düşmanlığı nereden geliyor? Damarı Şii damarı. Bir adamın damarı Şii damarı olursa, İran damarı olursa sahabeye düşman olur. Sahabeden de en önde Hazreti Ömer'e düşman olur. Şiiler, İranlılar niye Hazreti Ömer'e düşmandır? Çünkü Ömer hilafeti zamanında Müslümanlar ordusu İran'a girmiş, ateşe tapan o adamların binlerce yıllık Pers İmparatorluğunu çökertmiştir. Bizim imparatorluğumuzu çökertti bu adam, İslam'ı getirdi bize. Biz ne güzel ateşe tapıyorduk ya. Ne güzel ateşe tapıyorduk biz ya. Hiçbir emri yoktu bize, istediğimiz gibi yaşıyorduk. Damarlarında ateşe tapma putperestliği olduğu için bu Şiilerin sahabeye düşmandırlar. 10.000 sahabeyi tekfir ederler. Resulullah zamanında yaşayan 10.000 sahabi kafirdir derler. Allah Teala Hazretleri ayetlerinde Allah o sahabilerden razıdır diyor. Bunlar ne diyor? Hepsi kafirdir. Allah size hidayet etsin. Hadi onlar düşman, dış düşman. Ya bu iç düşman, bu paralelci? Bu küçük paralel ne diyor? Küçük paralel diyor ki Ömer savaştan ilk kaçandır. Vallahi sen Şii kaynaklarına bakıyorsun. Bütün Ehl-i Sünnet kaynaklarında 30 tane sahabinin ismi. Hepsi yazar. Bütün Ehl-i Sünnet kaynaklarında. Bir tanesinde bile Hazreti Ömer'in savaşı terk ettiği yazmaz. Sen bunu Hazreti Ömer düşmanlarının kitaplarına bakmışsın. Tevekkeli değil baban. Boşuna mı söylüyor? Evinde hep İranlıların kitapları dolu. Baban söylüyor. Demek ki doğruymuş. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okusaydın sen bu iftiraya atamazdın. Allah bu Müslüman kardeşimize hidayet nasip etsin. Amin. Bak beddua etmiyorum, hidayet nasip etsin. Bu adam böyle değildi. Yurt dışına çıkmadan önce böyle değildi. Ehl-i Sünnet'ti bu adam. Çıktı, sapıttı geldi. Allah kurtarsın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, Hasan-ı Basri Hazretleri'nin sözünü de nakledeyim. Nefsi kınamayla alakalı bak, tabi'in dönemi alimleri ne söylüyor? Hasan-ı Basri, tasavvuf yolunun büyüklerindendir. Kadiri yolunun liderlerindendir bu mübarek. Allah'a yemin ederim ki, gerçek mümin sürekli olarak kendi nefsini kınar. Gerçek mümin mi olmak istiyorsun? Hasan-ı Basri diyor ki, devamlı nefsini kınar. Kendisini kınar. Başkasını kınamaz. Şu sözümle neyi kastettim? Bu yememdeki, bu yemeği yememdeki gayem neydi? Kalbimden geçen şu düşünceden elde etmek istediğim nedir der. Fısk içinde bulunan kimse ise kendi nefsini asla kınamaz. Sağlam bir derviş Hasan-ı Basri'nin dediği gibi yapar. Karşılaştığı her meselede kendisini kınar. Kendi nefsini kınar. Başlarsa etrafındaki insanları kınamaya sapar. Doğru yoldan ayrılır. Tasavvuf yolunda. Bu yola sülük etmiş bazı dervişler vardır ki nefsi levvameye geçtiği anda, emmareden uzaklaşmaya başladığı anda nefsi levvamede nefsini levmetmediği için, kendisini kınamadığı için yolu terk eder. Böyle kayan çoktur. Böyle ayrılan çoktur. Ne yapar bu adam? Sohbetlere başlar. Sohbetlerle beraber ilimlenmeye başlar. İlim olduğu zaman kuvvetlenmeye başlar. Hayatında hiç kılamadığı namazları çok kolay bir şekilde kılmaya başlar. Dili küfürlüdür, küfrü terk eder. Kadınla kızla münasebetini keser. Haramlardan sakınmaya başlar. Bu adam yavaş yavaş emmareyi terk ediyor demektir. Allah Teala Hazretleri bu yolun bereketi hürmetine o adamı emmareden levvameye çıkartır. O levvameye geldiği anda iki seçeneği vardır. Bir, nefsini kınar. Ben daha bir şey öğrenmedim. Ben daha bir şey bilmedim. Daha yolun başındayım der, nefsini kınar. Ve daha bir dört elle sarılır. Yükselir, yükselir. Mülhime, mutmainne, raziye, merziye, safiye. Allah onu yükseltir. Bir adam da vardır, şu seçeneği seçer. Şöyle der. Yahu, ilimdeki gaye nedir? Gaye ibadet yapmaktır. Namaz kılmaktır. E sen bak buraya geldin, birçok şey öğrendin. Yeteri kadar bilgin var. Namazlarını da kılıyorsun. Yolu bırak gitsin.
der ve yolu terk eder. İşte bu şeytanın kandırdığı adamdır. Oldum der, bittim der, bu ilim bana yeter der ve sohbeti terk eder. Sonra ne olur? Ondan sonra namazsız, niyazsız, perme perişan bir halde aylar sonra o adamı görürsün. Perme perişan. Yıllar önce sohbetimize gelen bir kardeşimiz vardı. Çok güzel bir olayı nakledeyim. Bu kardeş bir yıl kadar sohbetlerimize geldi. Rabbime hamdolsun çok büyük değişim gösterdi. Bir yıl sonra hiç tanımadığım insanlar bu kardeşin aklını çelmişler. Sohbetlere gitme, senin ne işin var? Sen zaten namazını kılan bir adamsın. Ya namazını kılan bir adam ama bu adam bu sohbetlere gelmeden önce kılmıyordu. Bak bu sohbetlere geldiği için bu adam namaza başladı. Burada bir sır var, burada bir ilahi yardım var. Sen niye bu konudan giriyorsun? Namazını kılıyorsun, sohbete gitmene gerek yok. Aman fazla dalmayasın ha. Aman dalmayasın ha demişler bu kardeşe. Sonra 5-6 sene önce bu kardeş yolu terk etti. Sohbetleri bıraktı. Sonra ne oldu? Geçen gün bir paylaşım yapmış. Bir kardeşim bana bu kardeşimizin paylaşımını gösterdi. Yılbaşı paylaşımı. Ney? Şarkıcılık yapıyor bu. İlahi söylüyordu bu sohbetimizde ama şimdi şarkıcılık yapıyor. Nasıl yapıyor? Paylaşım şu. Limitsiz içki, sınırsız şarkı. Bu sohbete gelen bir adam böyle bir paylaşım yapabilir mi? Bu sohbete gelseydi bu adam böyle sapabilir miydi? Şimdi bu adamın yolunu kim kesti? Bak, şerre sebep olan şerri işleyen gibidir buyuruyor benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adamı bu Allah yolundan kim caydırdı? Aklına kim girdi? Kim bunun kafasına fitne koydu ve bu yolu terk etti? Bu adamın günahının bir misli ona yazar. Bu adam düzgün gidiyordu. İçkisi yoktu. İçki meclislerinde bu adam şarkı söylemiyordu. Bizim yanımızdayken bu adam böyle değildi. Bizden ayrıldı, bizi terk etti. Ne kadar zaman içinde bilmiyorum, bozuldu. Son geldiği noktayı gördüm. Daha öncesini bilmiyorum. Allah Teala kardeşimize hidayet nasip etsin. Amin. Tekrar kurtulmasını nasip etsin. Amin. Kariyerim var, param var, insanlar beni tanıyor. Televizyondan televizyona davet ediyorlar. İçki masalarında şarkı söylüyorum. Kariyerimi terk edemem. Diyebilir. Şu anda şeytan bu konuda baskı yapabilir. Ama sonsuz bir yaşam için kariyerini de terk edeceksin gerekirse. Her şeyini de terk edeceksin. Bütün rahatlıklarını terk edeceksin gerekirse. Bu kariyer haram bir kariyer. Şarkı söylemek caiz değildir. Kaldı ki senin şarkı söylediğin yer içki masaları. Bir de reklamını yapmışsın. Sınırsız içki. Müslüman adam böyle reklam yapar mı ya? Müslüman adam böyle bir şey paylaşabilir mi? Bu olay beni çok üzen bir olaydır. Bak, kim bu adamın bu yoldan ayrılmasına vesile olduysa, kim şeytana arkadaşlık yaptıysa, ahirette iki tane elin bu adamların yakasındadır. Yapışacağım yakalarına. Nasıl bu adamı bozdunuz siz? Bu adam ne güzel geliyordu gidiyordu. Namazını kılıyordu, zikrini yapıyordu, ilim öğreniyordu. Etrafındaki insanların da sohbete gelmesine vesile oluyordu. Kestiniz bu adamın ayağını. Tebrik ederim. Şeytan kazandı. Tebrik ederim. Ahirette yakalarına yapışacağım. Allah bana nasip etsin. Amin. Kardeşler, Allah'ımızın kerimleriyle kapatalım. Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Allah Teala Hazretleri bize böyle buyuruyor kardeşler. Ya kötülüklerden arındıracağız, idman yapacağız, biraz acı vereceğiz ya da kolay yolu tercih edeceğiz. Ben acı vermek istemiyorum, ben onu şımartmak istiyorum hocam diyeceğiz. Şımartacağız, kuvvetlendireceğiz ve tahakküm, hükmetme onun eline geçecek ve kaybeden biz olacağız. Şarkı söyleyen adam gibi. Allah bizi korusun kardeşler. Ateist sorusu geldi. Onu da cevaplandıralım. Belki hidayetine vesile oluruz bu kardeşimizin. Ateist kardeş sormuş. Bu vatandaş. Ülkemizde yaşayan bir vatandaş. Diyor ki, hoca. Bunlar nasıl soru soruyor? Hoca. Hocam yok. Nefisler o kadar şımarmış ki, o kadar kibirlenmiş ki hocam demiyor. Allah hidayet nasip etsin. Bizim için bir komple söz konusu değil. İster kardeşim de, ister abim de, ister hocam de hiç fark etmez. Ama karşındaki insanı aşağılama kardeşim. Bir şey öğrenmek istiyorsan düzgün bir şekilde sual sor. Bu vatandaş şöyle diyor. Allah neden kendini öldürmüyor? Artık o kadar kin duymuş ki Allah'ımıza. O ne ya? Namaz, oruç, zikir, hac bilmem ne. Yeter be! Yeter be! Türkiye'nin tamamı Müslüman.
Ezanlar okunuyor falan. Şu Allah kendisini öldürsün de kurtulalım ya. Adam artık kin gidiyor. Soru bu. Ateistin sorusu bu. Allah neden kendisini öldürmüyor? Şimdi soruya soruyla cevap verelim. Ölümsüz olan bir varlık. Her şeye gücü yeten bir varlık. Nasıl kendisini öldürsün? Allah her şeye gücü yeten değil midir? Yeter. Peki ölümlü müdür? Ölümsüzdür. Peki ölümlü olan Allah olabilir mi? Ölümlü ilah olur mu? Firavun dedi ki ben de ilahım. 400 sene yaşadığı için, hiç hastalanmadığı için ben de ilahım dedi. Ya ölümlü ilah olur mu? Öldü işte. Öldü gitti. Şu anda cesedi Londra'da, İngiltere'de. Secde ederken cesedi yüzyıllar sonra sahile vurduruyor Allah Teala. Denizde 300 yıl yaşadı Firavun'un cesedi. Allah denizde bile cesedini çürütmemiş. Denizde ne olur? 3-5 senede tozu kalmaz. Balıklar yer ya. Allah çürütmedi mi? Çürütmez. Suya emreder, balıklara emreder, dokunamazsın. Diyarbakır'da peygamber kabirlerini açtılar. Birkaç yıllık mesele. Haberlerde gördüm. Peygamber kabirlerini açtılar. Kefeni bile çürümemiş. Elbisesi. Peygamberin elbisesi. Çürümemiş. Allah izin vermedi mi çürümez. Şimdi bu ne diyor bu? Ölümlü o. Ölümlü. Öldürsün kendisini diyor. Ateist. Ölümlü olandan ilah olmaz kardeşim. Ölümlü olandan ilah olmaz. Şimdi bu adama şunu demek lazım. Kardeşim, Allah'ın kendisini öldürmesini istiyorsun. Peki sen aklınla, hayal gücünle öfke kuvvetini yok edebilir misin? Allah'ın bir parçasını öldürmesini istiyorsun. Yani Allah'ın kendisini öldürmesini istiyorsun. Sen aklınla öfke kuvvetini yok edebilir misin? Bundan sonra hiç öfkelenmeyeceksin. Ey aklım, öfkeme şunu emret. Bundan sonraki kalan hayatında hiç öfkelenmeyeceksin. Öfkeni yok et. Yapabilir misin? Yapamazsın. Mümkün değil. Sen öfkeni yok edemiyorsan Allah da kendisini yok etmez. Bu ihtimal dışıdır. Allah olmasa ne olur? Dünyada gördüğümüz bütün sistem Allah'ın ol demesiyle oluyor ve dönmeye devam ediyor. Kur'an diyor ki akıp gidiyor. Güneş ve ay bir hesap ile akıp gidiyor. Allah olmasa ne olur? Yok olur gider. Akmaz, yakınlaşır, birbirine çarpar. Bilim adamına soruyorlar, NASA'da çalışan bilim adamına. Güneş bize yakınlaşsa ne yaparsınız? Güneşi yok etmenin yöntemine bakarız diyor. Manyağa bak. Güneşi yok et. Sen anca onu Hollywood filmlerinde yaparsın. Hollywood filmlerinde. Güneşi yok edebilir misin? Yok et güneşi de görelim. Ateist. Güneşi yok et. Hollywood filmlerinde var. Güneş dünyaya yaklaşmaya başlıyor birkaç saniye böyle. Birkaç santim yaklaşmaya başlıyor. Dünya ısınıyor. Dünya çok fazla ısınmaya başladığı zaman toprak bir şey bitirmiyor. Yağmurlar kesiliyor. İnsanlar yaşayamıyor. Klimalar kar etmiyor. Ne yapacağız? Hemen Amerika, dünyayı her zaman Amerika kurtarmıştır. Amerika bir bomba yapıcılarını, dünyanın en iyi bomba yapıcılarını topluyor, bir uzay mekiği yapıyor. Bir bomba yapıyorlar. Çin, Rusya, Amerika toplanıyorlar, bir bomba yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Bu güneşe yakınlaşacak uzay mekiğiyle beraber o bombayı güneşin ortasına atacaklar. Atom bombası. O bombayı güneşin ortasına bir atıyorlar, güneş patlıyor ve dünyayı kurtarıyorlar. Tekrar geri dönmeye başlıyorlar. Dünyayı biz kurtardık diye seviniyorlar. Tamam, bundan sonra güneşsiz yaşayacağız. Hep kış olacak ama en azından yok olmaktan iyidir diyorlar. Bu ancak filmlerde olur kardeşim. Ateist vatandaş. Bu ancak filmlerde olur. Böyle bir şey olmaz. Yaratıcı kendisini yok etmez. Edemez. Çünkü o yok olamaz. Ölümsüz olan yok olamaz, ölemez. Ancak biz ölebiliriz. Peygamberler bile ölümlüdür. Ölümsüz olan tek varlık odur. İnneni, muhakkak ki ben, en Allah, ben Allah'ım. Ben Allah'ım, ondan başka bir ilah yok. Şimdi bu ne diyor? Öldürsün kendisini diyor, kurtulayım diyor. İşte böyle hayal gücünü fazla kullanırsan şizofren olursun. Kullanmış hayal gücünü, nasıl ben bu Allah'ı yok edebilirim? Hadi bir soru ortaya atayım, Allah da kendisini yok etsin diyor. Bismillahirrahmanirrahim. (Gülüyor)
bu vatandaşa başka bir sual daha sorayım. Bu da başka bir pencere. Akıllı bir adam kendini öldürür mü? İntihar eden adam akıllı bir adamdır. Basit bir soru soruyorum. İntihar eden adam aptal adamdır. Neden? Çünkü kısa süreli bir sıkıntıdan kurtulayım diye çok uzun süreli bir sıkıntıya yelken açmış demektir. İntihar eden adamın çekeceği azapları düşünün. Çok büyük azapları vardır. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, kabrinde kıyamete kadar intihar ediş şekliyle azap görür. İntihar eden kişi. Burada borçlarını ödeyememiş. Şimdiki intihar vakalarında çok görülen şey nedir? Bankadan kredi çekiyor. Borçları vaktinde ödeyemiyor. Ondan sonra bir not bırakıyor. Sizin için yaptım. Hanımım, oğlum, her şeyi sizin için yaptım diyor. Tak kendisini öldürüyor. Akıllı bir adam mı bu? Bu adam ahmak bir adam. Dünyada intihar eden kim varsa akıllı değildir, ahmaktır. Şimdi bu ateist ne demek istiyor? Allah insandan daha ahmak. Çünkü kendisini öldürsün. Kendisini öldürsün. İnsan kendisini öldürdüğünde ahmak oluyor da Allah kendisini öldürdüğünde ne olacak? Bu nasıl cahilce bir sözdür? Bundan dolayı ateistler babasını tanımayan çocuklar gibidir. Dünyada babasını tanımayan çocuklar gibidir. Asla mutlu olamazlar. Zihinlerini ne kadar geçici azlarla tatmin ederlerse etsinler, asla mutlu olamazlar. Dünyada intihar edenlerin büyük çoğunluğunun ateist olması bunun bir delilidir. Bakın, yaşam olarak, yaşam standartları olarak en rahat yaşayan ülkeler Hollanda, İsviçre, Danimarka. Yaşam standartı en rahat ülkeler. En çok ateist nerede var? Hollanda, İsviçre, Danimarka. Bir istatistik daha söyleyeyim. En çok intihar eden ülke Hollanda, İsviçre, Danimarka. Neden en çok intihar edenler ateistler? Boşlukta. Boşlukta tatmin edemiyor kendini. Tatmin edemiyor. Allah ile alakalı, varoluş sırrıyla alakalı bilgiler ulaşmamış kendisine. Düşünüyor, düşünüyor, işin içinden çıkamıyor. Yapacağı tek şeyi yani vahyi okumuyor. Okumaktan içtinab ediyor. İçtinab ettiği için ne yapıyor? Şaşırıyor, sapıtıyor. Öteki ateist de yazmış. Ateist olduğumu kimseye ispat etmek zorunda değilim. Allah biliyor ya, o bana yeter. Sübhanallah, sübhanallah. Sen orada kal, sen kıpraşma. Sen orada kal, hiç gelme. Hiç gelme sen. Bir eksik olalım, sen gelme. Hem diyor ki ateist olduğumu kimseye ispat etmek zorunda değilim. Hem de diyor ki Allah biliyor ya, o bana yeter. Ya Allah sana hidayet etsin kardeşim ya. Şu zeka seviyesine bakar mısınız? Yerlerde sürünüyor. Hep merak etmişimdir. Bunlar kız istemeye nasıl gidiyor? Şimdi biz Müslümanlar ne yapıyoruz? Kız istemeye giderken diyoruz ki, baba, abi, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızın Ayşe'yi oğlum Niyazi'ye istiyorum. İslam'ın öngörüsü budur. İslam'ın hükmü budur. Bu ateistler ne istiyor? Nasıl istiyor acaba? Merak ediyorum kardeşim. Abi, Necati abi, kozmosun emriyle, gezegenlerin kavliyle, şempanzeden olma kızını, gorilden olma oğlumuza istiyoruz. İhtimal, bir ihtimal, ben bir hayal gücümü kullandım. İhtimal bunlar kız istemeye böyle gidiyordur. Ateist, ateistten kız ister. Aklı başında bir Müslüman baba kızını verir mi bunlara? Haramdır. Dinden çıkarsın, Allah muhafaza. Bunlar böyle insanlar kardeşim. Bunlar için bol bol hayır dua edeceğiz, hidayetleri için dua edeceğiz ve bunlara ilmi olarak cevaplar ulaştıracağız. Birisinden etkilenecek, ikisinden etkilenecek, Allah'ın izniyle hidayete erecek. İnşallah. Mevla Teala Hazretleri kalbimizdeki imanımızı, muhabbetimizi arttırsın. Amin. Gözümüzü, gönlümüzü kuvvetlendirsin. Amin. Zekamıza keskinlik versin. Amin. İnsanların hidayetine vesile olmayı bize nasip etsin. Amin. Allah şaşıranlardan, ayağa kayanlardan etmesin. Amin. Allah Teala Hazretleri bizi bu yollardan alıkoymaya çalışan, şeytanın arkadaşları, iki ayaklı şeytanlara, o kötü insanlara fırsat vermesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.